Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Wish uygulamasından alışveriş yapma ile ilgili videomuzun 3. serisini çekiyoruz. Bir önceki videoda da söylediğim gibi alışveriş yaptığımda alışveriş yapmış olduğum ürünlerin çok çok fazla fiyat düştüğünü gördüm. Bir önceki videomda size bundan bahsedeceğimi söylemiştim. Ben size şöyle göstereyim. Hemen şuradan bakalım. Daha önceki almış olduğum sipariş geçmişimize girelim arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemediyseniz arkadaşlar izlemenizi rica ediyorum. Wish yurt dışından alışveriş yapmak istiyorsanız sizin için tecrübelerimi paylaşıyorum. Burada sizin için faydalı olacağını tahmin ettiğim için dikkat etmeniz gereken hususlara eğer dikkat ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben bu uygulamayı ilk defa kullandım. Uygulama gerçekten çok güzel bir uygulama arkadaşlar. O kadar çok o kadar güzel ürünler var ki albenisi gerçekten var arkadaşlar. O yüzden insanı cezbediyor ama dikkat etmeniz gereken hususlar var. Bunları da diğer videolarımızda izlerseniz ve o hususlara dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ben bu sorunu yaşadım. Sizler yaşamazsınız inşallah. Evet, tekrar şöyle sipariş geçmişimize girelim. Buradan ben size almış olduğum ürünler fazla fiyatta düştüğünü iddia ettiğim ürünleri göstermek istiyorum. O ürünleri şöyle hemen bulalım. Arkadaşlar diğer videomda bahsettim. Siz izlemediyseniz şayet izlemenizi öneriyorum. Bu şu anki sipariş geçmişimde görmüş olduğunuz ürünlerin birçoğu 3 liralık ürünler arkadaşlar. Sınırlı sayılarda, sınırlı stoklarda olan ürünler. İndirimli ürünler arkadaşlar. Bunlardan bir dünya bir sürü aldık ama geldi mi gelmedi mi ne gibi sorunlar yaşadık. Bir önceki videomuzu izlerseniz orada ayrıntılı bir şekilde anlattık. Gördüğünüz gibi birçok ürün aldık. Ücretli ürünler de aldık ama işte o ürünler nerede? Evet, bakın ücretli ürün almış olduğum ürünlerden biri şu. 13 liraymış arkadaşlar. Bir adet almışım ve gönderi ücreti 3 liraymış. Buradan da kargo takip bilgileri vesaire var. Sonrasında geri dedim çok fazla geri çıktı. Ekran görüntüsü almıştım. Hemen onları göstereceğim çünkü sipariş geçmişim o kadar çok dolu, o kadar çok kalabalık ki o yüzden tek tek arayıp aramakta uğraşmayayım, sizi de bekletmiş olmayayım diye. Gördüğünüz gibi 4K HDMI çoğaltıcıymış bu. Ben bunu 15 lira olunca görünce bu ürünü direkt 4K'ya odaklanmışım ve görüntüsü aksiyon kamerası olarak bana anımsattı. Ve böyle bir ürün lazımdı diyerekten hemen 5 adet sepete ekleyip ve o göstermiş olduğum sepetimden kaydırarak ödemeyi yapmış bulundum. Ve diğer indirimli ürünlere yetişebilmek için acele ettiğim için bu ürünün ayrıntısına bakmadım. Daha sonra baktığımda baktım ki Kemal çoğaltıcıymış, büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Yani Winch'in dediğim gibi gerçekten güzel bir uygulama yapmışlar ve adamlar insanları cezbetmenin yolunu biliyorlar. Diğer ürünümüz 13 liraymış, gönderi ücreti 3 liraymış. Bir adet sipariş vermişim. Burada da arkadaşlar 33 liraymış, bir adet almışım 8 liraymış. Bu üründen de 5 adet almışım 9 liraymış, 3 liraymış. Her ürünün gönderisi yani adet miktarına göre kargo gönderi ücreti var. Yani 5 adet almışım 3 lira gönderi ücreti, 5 kere 3 15, 15 lira gönderi ücreti, 9 lira 5 fiyatından birlikte toplam fiyatını hesap edeceksiniz arkadaşlar. Bu ürün termostat almışım, o da termostatı mı ne termostatı, dijital termostat bir tane almışım 13 lira 3 lira da gönderisi olarak hesap ediliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 53 lira ürünün bedeli. Evet arkadaşlar, almış olduğum ürünleri gördünüz. Adetini şeysini gördünüz. Bakın 10. ayın 15'inde almışım. 2 tane, 3 tane. 10. ayın 16'sında ve 10. ayın 17'sindeki pardon iadeymiş. 4 tane ürün almışım. Şurada gördüğünüz gibi 240, 195, 117, 179. Aldığım ürünler bu kadar tutmazken gördüğünüz gibi ürünlerin fiyatını çok çok fazla düşmüşler arkadaşlar. Ben size eğer şayet bulabilirsem destek birimle görüştüğüm mesajları göstermek istiyorum. Tabi bulabilirsem ayrıntılarını. Neyse, bunların itirazını yapmaya çalışacağınızı deneyelim. Hani ben daha önce uğraştım bayağı bir ama bir yanıt alamadım. Dediğim gibi canlı destek bildirimleri yok.
Bunların o yüzden bu şekilde hazır mesajlarla cevap veriyorlar. Ama şöyle bir güzelliği var. AliExpress'te, ben genelde AliExpress'ten alışveriş yaparım. AliExpress'te arkadaşlar İngilizce yazmak zorundasınız. Karşı taraf anlayabilmesi için İngilizce yazmak zorundasınız. Ama Winch'te otomatik cevap veriyor ve Türkçe cevap veriyor. Ve asistanlar, Winch asistanı vesaire yazıyor arkadaşlar. Burada bu hazır şeylerden sonra direkt destek bildirme, mesaj gönderme şeyiniz var. Oradan da Türk insanlar cevap veriyor. Winch'in Türkiye'de Türk müşteri desteği var mı bilmiyorum ama canlı desteği yok. Bu şekilde hazır destek sunuyorlar. Sipariş ettiğim bir ürün hesabım ödeme sorunları. Evet, ödeme sorunlarına giriyorum arkadaşlar. Ödeme reddi, fiyat değişti. Buradan birini seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Başka bir şey diyorum. Evet, buradan destek temsilcisiyle iletişime geçmenizi gerektiğini, yani artık seçenekler içinde bulamazsanız konuyu buradan destek birimle iletişim kur diyorsunuz ve iletişim mesajı yazıyorsunuz ama cevap alıyorsunuz. Yalnız sorununuz çözülmüyor arkadaşlar. Destek birimine mesaj yazalım. Ne yazalım destek birimine? Bu şey biraz değişmiş ama hemen buraya diyelim ki tarih belirtelim. 15.10.2019 tarihinde almış olduğum ürünlerin bedeli çok fazla düşülmüş hesabından bunun düzeltilmesini istiyorum dedik, gönderdik arkadaşlar. E-Post'tan gönderildi. 3 gün içerisinde temsilcimizden cevap gelecek diye bildiri alıyorsunuz. Evet, 2-3 gün içerisinde cevap geliyor. Yalnız dediğim gibi Türk arkadaşlar cevap yazıyor ama sorun çözüme ulaşmıyor arkadaşlar. Peki ben bunun için ne yaptım? Ben bunun için arkadaşlar kredi kartımın bankasıyla görüştüm. Dedim ki harcama itiraz formu doldurdum. Yeni de yaptım tabii bunu. Artık etkisi faydası oldu mu bilmiyorum. En son ekstreye bakacağız. Ondan sonra faydası oldu mu olmadı mı göreceğiz. Bunun için bankanızdan kredi kartı harcama itiraz formu istiyorsunuz ve o formda bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki şu şu tarihler arasında Winch'ten yapmış olduğum alışveriş miktarı şu kadarken benden şu kadar para düştü veyahut da bilgim dahili dışında olduysa şayet alışverişiniz. Bilgim dahili dışında oldu diye kredi kartı harcama itiraz formu dolduruyorsunuz. Bu şekilde eğer bankanız onay verirse ödemenizi geri yapıyorlar. Tabii bunu karşı taraftan nasıl alıp da geri iade yapıyorlar orasını artık bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Winch uygulamasından alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar. Ben bir daha alışveriş yapar mıyım? Normalde yapmazdım ama bu olayları sizlere anlatabilmek için birkaç tane alışveriş yaptım. Diğer videolarımda mevcut nasıl alışveriş yapılacağını ve nelere dikkat etmenizi söylemek için, göstermek için birkaç ürün aldım. Onlar da gelirse videosunu çekerim inşallah arkadaşlar. Winch yani güzel bir uygulama ama ben beğenmedim arkadaşlar. Ben genelde %99 AliExpress'ten alışverişimi yaparım. AliExpress'i seviyorum ve oradan alışveriş yapıyorum. En azından AliExpress'ten bir ürün, mesela şuradan mikrofon alacağım arkadaşlar. Bu mikrofonu almaya kalktığımda bu üründen 10 tane de alsam ücretsiz kargo geliyor. Ama bunlar da bir önceki videomda gösterdim ama burada da göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Ve de ekleniyor ürününüz, hemen buradan giriyorsunuz. Evet, ürünün bedeli 236 liraymış ve gördüğünüz gibi 72 lira gönderi ücreti alıyorlar. Gönderi ücretiyle birlikte 308 lira gördüğünüz gibi. Bu üründen 3 tane almak istediğinizi farzayalım. Gördüğünüz gibi 3 çarpı 72 216 arkadaşlar ve ürünün bedeli de 708, yani toplamda 3 ürünün bedeli 924 lira yapıyor. Yani bu Winch'in en büyük şeysi bu, yani ben bu yüzden sevmiyorum. Sonuçta satıcı aynı, yani aynı kişi gönderecek bu ürünü. Bu kadar kargo gönderi ücreti ödemek çok saçma. Ve yurt dışından nereden alışveriş yaparsanız yapın arkadaşlar, yurt dışı olduğu sürece fark etmiyor. Bu Türkiye'nin yapmış olduğu bir şey.
Bütün yurt dışından gelen ürünlere gümrük bedeli ödüyorsunuz arkadaşlar. 15 en ucuzu 12 12 15 arasında geziyor. Ürününüze göre, kargonuza göre, kargonun bedeline, büyüklüğüne, ağırlığına göre bu ödemeler değişiyor. Gümrük bedelleri arkadaşlar. Bunları göz önüne alarak alışverişinizi yaparsanız sizin için daha iyi olur. Sizin için sürpriz olmaz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.